Hoş geldiniz Ayhan Bey. Merhabalar, teşekkürler, hoş bulduk. Evet, Amerika'nın bu karışık gündeminden şöyle bir üzerinden geçmeye çalıştım ama ne düşünüyorsunuz? Bu hafta çok hareketli bir haftaydı. Evet, herhalde şeyi kastediyorsunuz, Twitter'la ilgili olan durumu kastediyorsunuz. Evet, bir de şey de var biliyorsun, yani son daha bugün yanılmıyorsam o gerçekleşen bu bir ölümle gerçekleşen olaydan dolayı CNN reporterlarının gözaltına alınma durumu var. Yani şimdi şu tabii hani gün sonunda dün itibariyle Başkan Trump'ın bu noktada bir kararname imzaladığı açıklandı. Özellikle kendi savunmasında işte bu tip çok az sayıdaki teknoloji firmalarının insanların için bu kadar önem taşıyan sosyal medyayı çok büyük bir iletişim aracı olan veya da iletişim araçlarının içinde en büyük yeri kapsayan alanlardan olan bir yeri çok az bir şirketin hani kendi isteklerine göre kontrol etmesinin yanlış olduğunu dile getirerek bir adım atmış oldu. Fakat tabii Başkan Trump'ın kararnameyi kullanma tarzı, kararnameleri genelde işte kongreye gitmeden, kongreden bir şey geçirmeden, hem demokratlarla hem cumhuriyetleri bir araya getirip bir kanun geçirmektense kendi isteğiyle hızlı kararname geçirmeye çalışmasını hep görüyoruz. Ve bu sayede hem mahkemeleri hem şeyi meclisi ya da senatoyu ya da kongresi pas geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu kendisinin açıklamasında var. Bu mahkemeye de taşınacak diyor ve gerçekten büyük ihtimalle itiraz alacak getirdiği şey kararname. Şimdi şu var tabii buradaki kararnamede dikkat edilecek nokta şeyi etkilememesi. First Amendment denilen özgürlükleri ve dolayısıyla özel firmaların da özgürlüğünü ve etkilememesi gerekiyor. Bu etkileyen kararlar anayasaya aykırı sayılıyor. Dolayısıyla şu anki durum tabii biraz ilginç. Tam seçim öncesi yapılan adımlar diye görüyorum. Dolayısıyla tabii ki şu anki yönetimde çok alıştık buna. Özellikle göçmenlik alanında çok bunu yerine getirdi. Bu tarz kararnameleri yapıyor Başkan Trump ve dolayısıyla burada da bu adımı atmış oluyor. Yani yorum yapacaksam daha çok politik tarafa gidecek bu yorumlar bu andan sonra. Yoksa yasal olarak tabii ki başkanın kararname yetkisi var. Kararname imzalayabilir. Bunda bir problem yok. Ama imzaladığı kararnamenin anayasaya aykırı olup olmadığında mahkemeler karar veriyor olacak. Dolayısıyla bu noktada da anayasaya aykırı olduğu görülürse dava açılacak ve mahkemeler adım atıyor olacak. Yoksa tabii ki bilgi kirliliği ortada. Twitter'ın adımını da anlayışla karşılıyorum ben. Çünkü gerçekten 2016 seçimlerine de damgasını vuran ve ondan sonra da aslında sosyal medyanın gücü ya da sosyal medyada bilgi akışının gücü kontrol edilemeyecek şekilde ilerliyor. Dolayısıyla biliyorsunuz bir gazetecinin hani etik kuralları var. Bir gazeteci diyelim bir gazetede ya da televizyonda haber ya da yayınlanırken o haberin kaynağı gerçekliği üzerinde ciddi bir çalışma yapılarak yapılıyor. Evet. Ama şu an biliyorsunuz sosyal medyada bir post yapmak yani ve milyonlar takip ediliyorsa İnanılmaz şeydi, habermiş, gerçekmiş gibi yani hiçbir kaynağı araştırılmadan yapılabiliyor. O yüzden Twitter'ın böyle bir fact check'le gelmesi bence hiç fena bir şey değil. Çünkü artık insanlar haber izlemiyor. Twitter açıyor, haberleri Twitter'dan tabii öğrenmeye çalışıyor. Tabii yani dolayısıyla bunun için de bence fact check çok önemli bir adım gibi görünüyor. Ama dediğim gibi göreceğiz nasıl ilerleyeceğini. Bu tabii herhalde en ilginç buydu son dakika. Tabii diğer olay kabul edilir gibi değil. Hani sanki Amerika'da değil de dünyanın başka bir yerinde gerçekleşen bir tutuklama gibi duruyor. Yani tabii şeyleri de ben çok ilginç görüyorum. Başkan Trump'ın tweetinde hemen aradığını söylüyor oranın governor'ını. Onunla konuştuğunu, asker göndereceğini söylüyor. İlginç bir zamanlama var orada yani o reporterın CNN'den olması, gözaltına alınması. Çok ilginç yani fazla teorilere gitmek istemiyorum ama gerçekten hiç kabul edilir şeyler değil. Amerika'nın dünyadaki diğer ülkeleri eleştirdiği bir durumu yapıyor olması kabul edilir değil ve gerçekten özgürlüklere aykırı. Sonuçta tabii ki violence yani ortalığın yakılması, yıkılması bunlar kabul edilir şeyler değil. Ve aynı şekilde tabii o polis tarafından öldürülen kişinin de o şekilde öldürülmesi yani uygun değil. Dolayısıyla çok ilginç ve dediğiniz gibi sıcak gelişmeler diye düşünüyorum ben de. Şimdi kendi alanımıza o zaman dönebiliriz bu geniş değerlendirmeyi yaptıktan sonra teşekkür ederiz. Şimdi korona yüzünden içinde bulunduğumuz ekonomik kriz var ve immigration politikasını etkiler mi, nasıl etkiler? Bu 2008 yılında olduğu gibi
vize kotaları düşürülür mü gibi bir soru var. Böyle bir ihtimal var mı? Yani bir anda bir imzalamayla bu kotalarda bir düşme karşımıza çıkabilir mi? Şimdi şu var, zaten hani koronavirüsün yarattığı etki bu dediğin vize konularında ve vizelerin alımı noktasında yaklaşık biliyorsun bir ay olmak üzere Başkan Trump'ın imzaladığı diğer bir kararla oldu. O da ülke dışındaki olan yeşil kart sahipleri işte özellikle şu an çekilişten yeşil karta gidecek ve göçmenlik vizesini almayı bekleyenlerin grubu ve yeşil kart sahiplerinin işte yakınları ve Amerika vatandaşlarının anne baba ve kardeşlerinin başvurularında göçmenlik vize alma durumları mevcut savunları diyelim 60 gün alamamaları yönünde bir adım atıldı. Zaten bu noktada bir adımdı o. Tabii zaten Amerikan konsolosları kapalı şu an Türkiye'de. Yakında açılma durumu olacak. Ve bu tarih verdiler sanırım. Temmuz ayı mı dediler? Ya yakın bir tarih verildi diye biliyorum. Ben tahmin ediyorum Haziran ayından itibaren başlayacaklar. Ortalarından sonra başlayacak. Bir de bu zaten Türkiye'deki biliyorsun Haziran 1 itibariyle Türkiye açılmaya da başlıyor tekrar. Dolayısıyla konsoloslukta ona uygun şekilde tahmin ediyorum Haziran ortalarında açılmaya başlayacak. Bu noktada bir açıklama verilmiş olabilir. Bakmak gerekebilir son dakika olarak. Ama tabii sonuçta bununla uyumlu aynı anda da dediğim gibi geçen yıl çekilişi kazanmış. Bu sene Eylül'den önce vizesini almamış, alması gereken kişiler Haziran sonuna kadar bunu alamayacaklar şu an. Ve Haziran sonunda da eğer Başkan Trump uzatırsa bu kararı ki uzatacağı yönünde planlanıyor. Onu öyle düşünüyorum. Hatta belki ek bazı kısıtlamalar getirilebilir. Bu şekilde bir uzamayla zaten herhangi bir kotası sınırlamasına girmeden bir engelleme gerçekleşmiş oluyor. İkinci durum o imzaladığı kararda şunu da söylemişti. Bana göçmenlik dairelerinden ve Nebir Departman gibi yerlerden 30 gün içinde de yeni tekliflerle gelin, advisor'la gelin, hani tavsiyelerle gelin. Ki bu sefer göçmen olmayan vizelerin Amerika'daki Amerikan vatandaşlarının iş bulmada işte zor duruma düşmemesi noktasında önemli yapılabilecek bir ek bir şey gerekiyorsa bana onu iletin diye. Dolayısıyla eğer bir uzatmayla giderse ben tahmin ediyorum ek birkaç kısıtlamalar da gelebilir onun yanında. O kısıtlamalar zaten bu yaşanan COVID-19 işte milyonları bulması işsizlik rakamlarının şu an Amerika'da ve dolayısıyla Amerikalıların daha adil mücadele edebilmesi iş pazarında diye job marketinde diye bakıldığında kısıtlamalar geleceği görülüyor. Şimdi şu var tabii hani gün sonunda tabii ki göçmen alımı ya da ülke dışından bir şey getirebilmesi göçmenlerin ihtiyaca bağlı ilerleyen durumlar. Ama bu yaşanır mı, yaşanmaz mı, kotalar indirilir mi, indirilmez mi bunu tabii bekleyip göreceğiz. Ama tabii bu süreç devam ederse açılmadan sonra da geri toparlama zaman alırsa ihtimaller arasında olabilir gibi düşünüyorum. Peki mesela Green Card çekilişi için 6 Haziran tarihini ertelenmişti en son. 6 Haziran'da göreceğiz demişlerdi. Bir erteleme daha alır mıyız bu konuda dersiniz? Şu anda bir yazılı bir şey yok sanırım ama. Evet, şu an bir yazılı açıklama yok. Tabii son haftaya giriyoruz. Yani erteleme ben çok herhangi bir çözüm olacağını düşünmüyorum bu ertelemeyi geciktirmelerin. Ben işin COVID-19 ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani şu an yaşanan ortamdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Ya da olayın psikolojik tarafında olduğunu düşünüyorum. Şimdi düşünün ki Amerika'da bu ortam yaşanırken açıklamaları yapıyorsun. İşte 50 bin kişi green card alacağını öğreniyor falan. Bunun hani bir psikolojik tarafı var, etkisi var. Belki bu tip durumlardan dolayı geciktirilmiş olabilir. Bu anlamda eğer buysa gerekçeleri bir erteleme daha alır diye düşünüyorum. Ama gün sonunda kazanacak kişiler için pek fazla bir şey değişmeyecek. Çünkü onlar ister geçen ay, ister bu ay, ister gelecek ay öğrensin. Zaten Ekim'den önce hiçbir çalışma yapılmayacak. Dolayısıyla Ekim ayından sonra çalışmalar başlayacak. Ama tabii ben tahmin ediyorum COVID-19'da ve bu yaşanan durumla ilgili bir erteleme. Tabii son haftasına giriyoruz. Dolayısıyla bir gecikme olacaksa tekrar bildireceğini düşünüyorum. Peki bu immigration politikası diyelim ki kotaları etkiledi. Fakat buna rağmen hala Amerika'ya gelmek isteyen kişiler var. Yatırımcı ve iş kurma vizeleri bundan en az etkilenebilecek sanki grup gibi görünüyor. Ne dersiniz? Eğer bu yolla Amerika'ya gelmek isteyenler olursa, onlara daha önce bu opsiyonları düşünmemiş kişilere kısaca bir anlatalım mı? Yani bu E-1 vizesi için ne gerekiyordu, ne yapmak gerekir, nasıl bir para koymak gerekir, bunlardan bir bahsetsek.
Tabii olur. Öncelikle tabii hani sorduğun sorudan dolayı yorum noktasına gelince şöyle söyleyebilirim. Yani tabii günün sonunda yatırım yapan kişi Amerika'nın elinden iş almaktan ziyade istihdam yaratacağı için, yani bu ekonomide hem yatırım getireceği hem de iş imkanı sunacağı için tabii ki daha önem verecek diye düşünüyorum. Tabii aynı anda da yapılacak yatırımın gücü, miktarı, ne kadar potansiyel yaratacağı da önemli olacağını da düşünüyorum tabii. Hani konsolosluklar bunlara bakıyor olacaklar. Ama tabii ki bu yaşanan ekonomik sorunların içinde, krizin içinde, işsizliğin içinde bir yatırım yapılıyorsa ve bu yatırımla da ben şu kadar kişiyle işe alacağım denildiği bir zamanda, evet, yatırımcı hisseleri ideal olacağını düşünüyorum. Bu ortamda en kısa sürede etkilenmeyecek, olumsuz yönde etkilenmeyecek hisseler arasında yer alacağını düşünüyorum. Ama hani yatırımcı hissesini sadece ya ben kendimi geçindireyim mantığıyla yaklaşıyorsanız o çok fazla bir yere geçebileceğini de düşünmüyorum bu noktada. Şimdi ev vizeleri, yatırımcı vizelerinin iki kategorisi var. Bir tanesi E1 diye geçiyor. Bir tanesi de E2 vizesi diye geçiyor. E1 ticaret yapanlara, ticaretin içinde bulunanlara verilen vize türüdür. Yatırımcı olan taraf ise E2 vizesini alır. İkisinin sağladığı yani haklar aynı kişiye, yatırımcıya ya da iş yapan kişiye. Sadece yapılan iş tarzına göre değişiklik arz ediyor. Mesela Türkiye'de, ki ben bunu çok yönlendirmeye çalışıyorum hani girişimcilere. Türkiye'de üretici firma olabilir. Türkiye'de bir markanın ya da ürünün Amerika'ya girmesini isteyebilir kişi. Onun için en ideal vize türü E1 olacaktır. Dolayısıyla herhangi bir para yatırımı gerektirmeyen, yani illa işte para yatırımı yapın demeyen bir vize türüdür. Gün sonunda aslında malı da almanız gerekmiyor. Gün sonunda sizin yapmanız gereken Amerika'da firma kurulması gerekiyor, şirket. Ve kurduğunuz bu şirketin, farz edelim, Türkiye'deki bir ürün ya da katalog ya da değişik ürünlerin, alanların buraya getirilmesi için adım atacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu girişimci kişi Amerika'da firma kurmuş oluyor. Firmanın planını çiziyor. Firmanın katalog şeylerini hazırlıyor. Numunelerini getirtiyor ya da Türkiye'den. Ve bunların alıcıya ulaşmasını sağlıyor. Ve alıcıdan da ne almaya başlıyor? Order almaya başlıyor. Nedir işte, şu kadar adet şu üründen alacağım, bu kadar adet bu üründen, bu kadar konteyner bu üründen. Bunları başlatması gerekiyor. Bunların içinde minimum bir yatırım gerekiyor. Yani şirket kuruluşudur, şirketin ofisidir, telefonudur, işte belki bir çalışanıdır, bir süre içinde telefonlara bakacak, işte iletişimi kurabilecek, ön çalışmaları yapabilecek ve işin diğer tarafı da depo olacak. Yani belli bir deponun içinde bir ofiste olabilir bu. Ve dolayısıyla Türkiye'den de üretici bir firmayla anlaşacak, bir üretici firmadan malı satacak ya da bir kısmını satacak, ürünü getirip ve Amerika'da satışını sağlayacak. Bu ticareti eğer girişimciler doğru bir şekilde kurarsalar ve farz edelim bir 6 ayda işte her ay bir konteyner mala bile çıksa o, yani 6 ay bir sürecin sonunda bile çok rahat bir şekilde E1 vizesi alabilecek duruma geliyorlar. Çünkü E1 vizesinde Amerikan konsolosluğu bu kriterlere bakacak ve ciddi bir ticaret var mı ona bakacak. Hı hı. Şimdi ciddi ticaret olduğu zaman o zaman kişiye E1'i veriyor ki E1 vizesiyle gelsin ve şirketi yönetebilsin, ilerletebilsin. Dolayısıyla E1 vizesi çok ideal. Hem bu yönde hem bir de bu tarz online satış yapmak isteyenler, Amazon'dur, eBay'dir, online platforma açılmak isteyenler için de bir adım olabiliyor. Gün sonunda ürün satışı var, ticareti var. Nasıl yapıyor? Getirtiyor, burada depoya yükletiyor malını ve buradan online satışlarını yapıyor. Dolayısıyla E1 vizesi bu açıdan ben genelde yönlendirmeye çalışıyorum, teşvik etmeye çalışıyorum ve girişimcilerin en azından para riskine girmeden sadece ürünle girebilecekleri bir adım ve üreticiler de çoğu zaman ürünün satılmasını isteyecekler. Bu açıdan ideal bir vize türü diyebilirim. E1 vizesi 5 yıllık bir vize değil mi? Aynen, 5 yıllık. Amerikan konsolosluğu 5 yıllık verebiliyor. Daha da az verebilir tabii ki vizeleri ama 5 yıllık bir vize ve zaten 5 yıllık bu vizeyi aldığı zaman kişi tek başına da alabiliyor. Hı hı. Eşi ve çocukları da alabiliyor onunla ve eşi çalışma izne sahip olabiliyor burada, çalışabiliyor bir yerde. Çocukları da okula filan gidebilmelerine imkan sağlayan bir vize türü bu. 5 yıllık bir yaşam en azından ve sonra tekrarlanabilir. Yani bir 5 yıllık daha bunun arkasından tekrar uzatılabilir. Tabii bunların sınırsız uzatması var. Önemli olan yeter ki o yöneticiye ve o ticaretin yönetilmesine ihtiyaç devam ediyor olsun ve aktif firma olsun. Bakılan tarafı o ve planların nasıl ilerlediğinin görülmesi gerekiyor.
Peki birden bahsetmişken bu ev almak için doğru zamandır değildir. Bununla ilgili çok fazla konuşma, çok fazla yönlendirme gördük. Ancak ben baktığım zaman bu konudaki yazılara ev fiyatlarının kıpırdamadığına, çünkü şu an itibariyle devletin ev sahiplerini, mortgage'ları desteklediği için şu anda fiyatlarda bir düşüş olmadığını söylüyor makaleler. Önümüzdeki dönemlerde ev almak için doğru zaman gelecek mi? Bu sürecin devamı nasıl gider, nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben bu soruna geçmeden önce bir de tabii E2 vize türü vardı. Onu kısaca değineyim. Tabii. Kaçmasın oradan. E2 vizesinde de olay kişinin, yatırımcının yatırım yapıyor olması. Amerika'da yeni bir firma kurabilir, var olan bir işletmeyi satın olabilir, en az %50'sine ortak olabilir işletmenin. Ama tabii getirdiği para, en önemli nokta paranın kaynağı diyoruz bize. Dolayısıyla Türkiye'den bir şey satmıştır, ona miras kalmıştır, iş yerinden elde etmiştir. Net kanıtlanabilecek bir yatırımı Amerika'ya getiriyor. Minimum bir rakamı yok. İdeal rakam 100 bin dolar yeterli diyoruz. Ama bu değişken, altında da mümkün olabiliyor, üstünde de mümkün olabiliyor. Tabii ki gün sonunda yatırım yapması gerekiyor kişinin alması. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi şu oluyor. E2 vizesini biz şirketi kurduğumuzda mı alıyoruz sadece? Yoksa hani şirketi kurup parayı göstermemiz yeterli mi? Yoksa şirketi kurup yatırım yapıp bunu harcamaya başlamamız mı? Yani işin başlaması mı gerekiyor? Burada tabii ki olması gereken şirketin kurulması, yatırımın yapılması, yatırımın sadece banka hesabında kalmaması, gerçekten harcanmaya başlaması ve gerekirse de konsorsiyum çok dikkat edeceği işlerin başlamış olması, istihdamın ya da online şirketin işlemiş hale geçmesi gerekiyor diyebilirim. Dolayısıyla E2 vize hareket görmek istiyorlar. Aynen. Gerçek yatırım görmek istiyorlar ve bu anlamda hem E2 vizesi gerçek yatırımın ve işin başladığını, hem E1 vizesi de aynı durum gösteriyor. Yoksa biraz önce sorduğunuz sorular, 5 yıl olması, aile fertlerinin faydalanması hep aynı kriterler. Değişik bir kriterler değil, kriter değil. Ama tabii ki bu tip yatırımlar yapılabilir. O açıdan şimdi özellikle tabii şu var. Eğer yatırımı düşünüyorsa yatırımcılar ya da iş adamları, aslında şu an bu cidden geri açılmaya başlasa bile Amerikan ekonomisi ciddi anlamda satın alınacak iş yerleri olacak piyasada. Yani adam kirasını ödeyemiyor iş yeri ya da bırakıyor ya da ilgilenemiyor. Belki değeri çok daha fazla olan bir yeri çok daha ucuza bırakmak zorunda kalacak. Dolayısıyla markette bu anlamda bence ciddi bir şey olacak. İmkanlar olabilir ciddi yatırımlar için diye düşünüyorum. Şimdi emlak durumuna gelince, evet aslında ben de şaşırmıştım baştan. Hani ben bunun direkt çok hızlı bir şekilde emlak sektörünü etkileyeceğini düşündüm. Çünkü hem kiracıların durumu hem ödeyememeleri, ama tabii ekonomi bir şekilde ayakta tutulması gerekiyor ve dolayısıyla bu anlamda emlak sektörü ilginç bir şekilde etkilenmemiş durumda. Evet. Ama tabii ben bunun etkileneceğini düşünüyorum. O şu an için geçerli bir durum. Daha uzun bir vadede çünkü, belki. Aynen, çünkü bir süre sonra bence hem geri açılmalar şimdi başlayınca, düşünün yani geçen biz Brooklyn Belediye Başkanı ile bir söyleşimiz olmuştu Eric Bey'le. Eric Bey'in yaptığı şöyle bir açıklama vardı. Brooklyn'den bahsediyoruz. Brooklyn çok büyük bir, biliyorsun, yer, baro, yani binlerce iş yeri var. İşletmelerin %35'i geri açılamayacak dedi. Yani Brooklyn'deki firmaların tabii ki neredeyse birde üçünden fazlası geri açılamayacak. Bunun ekonomiye etkisi çok büyük olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir süre sonra büyük bir ihtimalle bu ev fiyatlarına da etkisi olacak. Bence yatırım imkanı, biliyorsunuz, emlak her zaman değerli bir yatırım imkanı. Ve bir süre sonra ben o fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Bu arada emlak uzmanı değilim. Hani ya da emlak yatırım uzmanı değilim. Ama tabii bir birey olarak. Temsil alanında da avukatlık firmanız buna destek oluyor değil mi? Tabii oluyoruz. Yani sadece yatırım uzmanı değiliz. Hani onu vurgulamak için söylüyorum. O açıdan hani benim öngörüm bu noktada bu fiyatların kesinlikle düşeceği yönünde bir süre sonra. Çünkü inanılmaz sorunlar şöyle başlayacak. Şimdi kira ödeyemeyenler, çıkmak zorunda kalanlar, inanılmaz bir şekilde eviction davaları olacak. Şurada birkaç aya bir sürü davalar açılacak mahkemede. Çıkarmaya, yani mülk sahipleri çıkarmaya, kira ödenmiyor ya da kirayı almaya çalışacaklar ve ciddi bir anlamda market etkileneceğini düşünüyorum. Mahkemeler ne zaman açılır? Bununla ilgili bir öngörünüz var mı? Özellikle New York, New Jersey için. Mahkemeler, her şey şu an Haziran'a endekslenmiş durumda görülüyor. Haziran itibariyle mahkemeler açılmaya başlanacak.
Ama asıl soru mahkemeler açıldıktan sonra ne olacağı noktasında. Çünkü burada mesela örnek veriyorum, aile mahkemelerini düşünün, ondan sonra göçmenlik mahkemelerini düşünün, yani daha çok small claim'leri düşünün. O kadar çok kalabalık oluyor ki, yani trafik mahkemeleri bile düşünseniz, yani çok kişiye bir anda randevu verilen yığılmaların olduğu mahkemeler. Aynen, mahkemeler. Ve dolayısıyla bu noktada bunu COVID-19'a yapmak mümkün olmayacak. Yani dolayısıyla onları azaltmak zorunda kalacaklar ve dolayısıyla beklemeler ya da sürelerin uzaması başlayacak diye görüyorum. Ya da şöyle olacak bir ihtimalle, biraz daha fazla video konferansla halledilmeye çalışılacak belli şeyler. Sanki artık yeni dünya ona doğru gidecek. Yani biraz daha online üzerinden görüntülü belli şeylerin yapılabilmesi yönde ilerlenecek diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü mümkün olmayacak bazı şeylerin çözülmesi. Mahkemeler ama bölgelerden bölgeye değişmekte, Haziran'dan itibaren açılmaya başlanacağını görüyoruz. Peki. Şimdi sorularımıza bakalım biraz. Lütfen. Başından itibaren gelen sorulara bayağı bir saniye. Eşim Green Card isteği yaptı bana ve oğluma. Onaylandı, kağıdı geldi. Üçüncü bir kağıt gelecek yazıyordu ama gelmedi, koronadan durduruldu. Ne kadar sürer oraya gelmem? Bu konuyla ilgili bir tarih, bir zaman öngörünüz olabilir mi? Şu anda ucu açık. Şimdi şu an anladığım kadarıyla kişi yurt dışında, Türkiye'de de olabilir. Ve dolayısıyla eşi Amerika'dan ona başvuru yapmış durumda. Benim anladığım son aşamayı bekliyor. Son aşamada Amerikan konsolosundaki randevu olacak. Dolayısıyla şu an biliyor ki konsoloslar kapalı ama yakında açılacaklar. Ve randevular başlayacak. Tabii ki bir gecikmenin olacağını, çünkü hani alışıldık, randevu verme hızı olmayacak. Belli bir süre vermem çok zor olacak bu takipçinize ama tahmin ediyorum geldiği noktada gene bir 6 ayı bulabilecek bir süreçte karşı karşıya. Evet. Tekrar görüyorum. Amerika yasak olmayan kişiler için bir geliş var mı? Soruyu anlayamadım. Tekrar yazarsanız çok sevinirim. 6 aydan fazla bulunan green card'lılar Amerika'ya girerken sorun yaşarlar mı? Bunu önceki yayınımızda aslında konuşmuştuk, 11 Nisan yayınımızda. Süresini geçirenler bir şekilde bunu sebebini açıklamalılar demiştik sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Onu tekrar bir hatırlatabilir misiniz? 6 ayı geçti ama bir yıla kadar sanki fırsatımız vardı. İyi, biz de arayı fazla açmamışız. Nisan ve Mayıs yayını. Güzel, evet, güzel. Evet. Haziran yayını da olacak. Güzel. İnşallah. Şimdi inşallah. Şimdi şöyle söyleyeyim ben bu noktada. Kişinin bu yaşanan koronavirüsünden dolayı 6 ayı geçmesi çok ciddi bir sıkıntı olmayabilir. Burada önemli olan nokta, kişiler yeşil kart sahibi ise Amerika'nın dışına çıktıkları zaman Amerika'ya en azından bir yılı doldurmadan giriş yapmaları gerekiyor. Eğer giriş yapmaz iseler bu sefer yeşil kartlarını kaybetmiş sayılıyorlar ve bu yeşil kartın ellerinden alınma imkanı veya durumu, riski artıyor. Ama kişinin 6 ayı geçirmesi Amerika'ya girememesi anlamına gelmiyor. Girebiliyor kapıda. Fakat sorabilirler niye bu kadar uzun ülke dışında kaldınız diye. Ve dolayısıyla bu noktada açıklama yapılabilir. Onlara şey yapabilirler. Açıklama isteyebilirler. Niye 6 ayı geçirdiniz, yaşamıyor musunuz diye. Ama şu an cidden Mart ayından beri seyahatlerin mümkün olmadığı bir durumdayız. Dolayısıyla bu noktayı, eğer pandemi sonrası uçuşlar kalktığında hemen geldiklerinde ben çok bir ciddi bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü konu belli. Herkesin dönüş sebebi belli olacak. Ama bu şekilde yaşayacaklar. 6 ayı geçirmelerinin en büyük riski sadece Amerikan vatandaşına giderkenki fiziksel süreleri kaybetmelerinde karşılarına gelecek. Biliyorsun Amerika vatandaşı olurken 3 süre var ama ikisi önemli burada. Bir tanesi en az 5 yıldır diyelim yeşil kart sahibi olman. İkincisi de bunun toplamda 2,5 yılını Amerika'da geçirmen. Şimdi kişi 2 yıldır burada yaşıyorsa ve çıktı 6 ayı geçirdi, gelemiyorsa o 2 yıl yanıyor. Fiziksel süreyi kaybediyor. Dolayısıyla fiziksel sürenin tekrar oluşması gerekiyor. Ama burada çok istisnai bir durum var. Onda bile açıklanabilecek bir durum. Tek tavsiyem bu takipçimize şey yapması. Uçuşlar normale döner dönmez giriş yapması, bu şekilde problemi geride bırakacaktır. Peki aynı şekilde Türkiye'den
Amerika'daki yakınlarını ziyarete gelen buradaki süresi dolmasına rağmen uçuşlardan dolayı Amerika'dan ayrılıp Türkiye'ye gidemeyen kişiler var. Şu tip mesajlar alıyoruz biz de. Uzatma yapmak istemiyorum. Sınır polisine bir mail atacağız. Onlar bize uzatma verecek. Biz bu şekilde daha sonra süremizi 3 aya kadar uzatabiliyoruz. Böyle şeyler geliyor. Böyle bir yöntem var mıdır gerçi bilmiyoruz. Yoksa yapmamız gereken internet üzerinden normal uzatmayı yapmak, o formu doldurup rutin bir uzatma prosedürü mü uygulamak daha mantıklı? Evet. Şimdi şunu bilmek lazım. Sınır polisinin sayısı çok az. Yani oradaki görevlilerin ilgilendikleri durumlar, tabii bu durumlar giriyor onların içine. Fakat onlar genelde uzatmalarla ilgilenmiyorlar. Tabii kişinin aynı for statüsünü düzeltebiliyorlar. Bu tip hatalar olduğunu fix yapabiliyorlar ama şimdi gün sonunda şu var. O polisler de bu işlere çoğu diyecek ki siz göçmen tarihini uzatmaya başvurun diyecek bunlara. Şimdi o bir tek özellikle Avrupa'dan Amerika'ya gelip vizesiz girip 90 gün kalanların uzatmasını sınır polisleri yaptı hepsini. Yani çünkü o kişilerin göçmenlik dersine başvurma yetkileri yok uzatmak için. Çünkü uzatmamaları gerekiyor. Öyle bir hakları yok. Dolayısıyla onlar sınır güvenliğine ulaşarak havaalanındaki o görevlilerden ek süreleri almış oldular. Fakat bu onların bunu yapmayacağı anlamına gelmiyor. Görevliler kişinin var olan statüsünü uzatabilir isterseler. Hı. Ama dediğim gibi burada tavsiye edilen uzatmayı yapmak, süreyi geçirmeden, ki geçen yayınımızda da bu konu gündemdeydi, hatırlıyorum. Ve bizim tavsiyemiz kesinlikle başvuru yapılması. Çünkü bir gün bile geçirseniz yasal durumunuzu kaybediyorsunuz. Bir daha geldiğinizde bunu açıklamanız çok zor. Evet. Arayabilirler. Aramalarında bir engel yok sınır görevlilerine. Ama bunu yaptıklarında da oradan sistemin uzatıldığına emin olmaları lazım. Ama dediğim gibi alacakları çoğu... Yani. Mail atıp bırakmayacağız. Yok yok, öyle olmaz. Karşıdan öyle bir olmaz. Cevap var mı, bir onay var mı, bunu bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bir de aynı ID4 sistemine online girip orada uzatıldığını da görmek gerekecek. Eğer öyle bir şey olmuyorsa kesinlikle göçmenlik dersine başvuru yapıp uzatmalarını tavsiye ediyoruz. Ki herkes onu yapıyor şu an, yapılması gereken de o diyebilirim. C1 vizesi için Visa Center'dan mülakat tarihi bekliyoruz. Covid-19'dan dolayı bu süreç uzar mı? Uzar değil mi? Uzamalar var. Uzamalar olacak. Evet, zaten C1 dedi değil mi onlar? Evet, C1. C dediler. Dolayısıyla kruzlarda falan çalışacaktır bu kişiler, gemilerde. Zaten pandeminin ilk vurduğu yerler kruzlardı. Kruzlardaki aynen o iş yerleri de etkilendi büyük ihtimal işletmelerde. Evet, onu bekleyecekler. Green Card'la eşimle evlendik. Bana sponsor olacak. Ne kadar sürede seyahat iznim gelir? Yine... Şimdi şu var. Efendim? Yine ucu açık zamanlar değil mi aslında? Yani normalde ne kadar sürer? Yo, aynen öyle. Şimdi bir şey anlamaya çalıştım ben düşünerek. Eğer eşi Green Card sahibi ise ve kendileri Amerika'daysa, ikisi de o detaydan emin olmayabiliriz. Yasal durumuna var ise kişinin, o zaman aslında şu an eşi üzerinden başvuru yapılabilir ona hemen. Çünkü kotalar açık şu an. Amerika için de açık. Dolayısıyla yeşil kart sahipleri, mesela birkaç yıldır öyle, yeşil kart sahipleri eş ve 21 yaş altı çocuklarına başvuru yapabiliyorlar zaten. Her zaman var o. Kota bekleme süresi de açık olduğu için sanki Amerikan vatandaşıymış gibi bir anda o sponsorluğa başvurabiliyor. Eşi de yeşil karta da başvurup paketi verip başlatabiliyorlar süreci. Ve dolayısıyla bu hala açık şu an. Eğer bu şekilde sponsorluktan kastediyorsa, kendisi Amerika içindeyse, o zaman başvuru yapılabilir. Tabii yeşil çalışma izninin gelmesi 6 ayı bulabilecek bir süreç olur. O şekilde yapılırsa. Evet. Bu 6 aylık süreç korona düşünerek söylediğiniz bir süreç mi, yoksa normalde mi o kadar sürüyor? Yani aslında korona öncesi uzatıldı biraz bu süreçler ve dolayısıyla 6 ayı bulacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi tabii korona yaşanan virüsün neyi etkilediğini görmek lazım. Randevuları etkilemiş durumda ki açılmaya başlanacak şimdi Haziran itibariyle yavaş yavaş. Ama şeyleri çok fazla etkilemedi gibi, hani center'ları, çalışma yapılan yerleri. Çünkü onlar kişilerle buluşmuyorlar. Bir çalışma izni onaylayacak görevli, onun karta gidecek görevlinin bir görüşecek kimseyle ihtiyacı yok görüşmeye. Dolayısıyla bu çalışmalar devam ettiği için bazılarında hızlanma görüyoruz ama gene bir 6 ayı bulacak gibi görülüyor. Teşekkür ederiz. Bir şey mi? E2 vizesi için konsolosluğa nasıl bir hazırlık yapılarak gitmesi gerekir kişinin? Şimdi E2 vizesinde tabii öncelikle kriterlerin hepsinin yerine gelmesi gerekiyor.
Dolayısıyla yatırımın yapılması, şirketin açılması, yatırımın harcanmaya başlaması, istihdamın sağlanması, işin kurulmuş olması en önemli noktaları. Onun dışında tabii business plan hazırlanması, bütün dosyanın kanıtlarının bir araya getirilmesi, başvuru formlarının hazırlanması gerekecek. Tabii bu durumda genelde yatırımcılar işte avukattan bir servis alırlar, hizmet alırlar. Bu noktada bir hata olmasın diye. O şekilde konsorsiyum istediği tarzda paketin hazırlanmış olmuş olması ve sunulması gerekiyor konsolosluğa. Bütün bu kriterlerin içinde bulunması lazım ve bunların kanıtlarının içinde bulunması ve Amerikan konsolosluğuna sunulması gerekiyor. Tamam. 6 ay süresi dolan turist vizesini virüs nedeniyle yolcularında kronik rahatsızlıkları olma sebebiyle 6 ay daha uzatılması talebinde bulunduk. Kabul ediliyor mu? Az önce evet konuştuğumuz konu. Evet, ediliyor. Ediliyor ve başvuru yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Akademisyenlerin kendilerine sponsor olduğu bir vize türü duydum. Bu türü nasıl değerlendiriyorsunuz? Akademisyenlerin bu vize türü. Yani şey kastediyor tabii bu takipçimiz. İşte profesörlerin, araştırma görevlilerin, tez yazanların, buluşta bulunan, işte kitap yazanların, görüş bildirenlerin hatta kendisine yeşil karta gidebilme imkanı var. Burada bakılan nokta kişinin yaptığı çalışmalar ve o çalışmaların başarısı ve topluma katkıları. Dolayısıyla bir kişi ne kadar faydalı şeyler üretiyorsa o kişinin kendisine yani başvuru yapıp yeşil karta gidebilme durumu söz konusu olabiliyor. Genelde akademisyenlerde tabii mesela yazılar yazdıysa, kitap yazdıysa bunlar ne kadar atıfta bulunuyor, ne kadar işte başka diyelim akademisyenler ya da yazanlar onun yazdığı açıklama ya da tezi kaynak alıyorlar. Bu tip şeyler önemli hale geliyor. Durumun detay değerlendirilmesi lazım ama sorunun cevabı evet olacak. Evcil hayvanların Amerika'ya girişiyle ilgili prosedür değişecek mi? Bilgisi olan var mı? Evcil hayvanların Amerika'dan Türkiye'ye gidişiyle ilgili bir Sağlık Bakanlığı'nın bir yazışması oldu ve tahliye uçaklarında dahi evcil hayvanların Türkiye'ye gidebileceği kararı çıktı. Bir süre önce bunun haberini paylaşmıştık sizlerle. Amerika'ya girişleriyle ilgili bir bilgi benim yok açıkçası. Sizin bir duyumunuz var mı bu konuda? Yani şu an zaten uçuş yasakları var. Yani şu an bence kastetmiyor olabilirler. Hı. Ama uçuş yasakları kalktıktan sonra normalde zaten evcil hayvanlar getirilebiliyor. Kişiler zaten kendisi de getirebiliyor. Orada bakılan işte zaten. Aynen. Orada bakılan işte hayvanın sağlık şeylerin yerinde olup olmadığı, bu noktada aşılarının işte gerekli yapılıp yapılmadığına bakılıyor ve dolayısıyla devamlı olan bir şey. O prosedürü uygulayacaklar. Tavsiyem şey olur, o kişiler uçuşlar düzeltten sonra hava yollarıyla ya da ajantayla da görüşürseler bu bilgileri alabilirler diye düşünüyorum. E2 vize sürecinde franchise alarak tam başvururken COVID-19 sebebiyle konsoloslukta kaldık. Henüz başvurumuz olmadı. Paramızı Amerika'daki hesaba geri aldık. Şu an tekrar süreci devam ettirebilir miyiz? Nereye geri aldık demişler? Parayı alalım mı? Şeyi bir daha Amerika'daki hesaplarına geri almışlar. Başvuru anladım. Olmamış. Aynen. Şimdi burada tabii olması gereken şu. Onların kastettiği franchise yatırımları bazen aşamalarla ilerleyebiliyor. Siz yatırım yapıyorsunuz ama bir ön adım veriyorsunuz. Ondan sonra onların istekleri belli, işte eğitimin yerine getirilmesi lazım. Belli bir sürecin geçmesi gerekiyor. Hatta E2 vizeni almanı istiyorlar franchise firmaların çoğu ki seni onaylayabilsinler. Dolayısıyla bu noktada bakıldığında evet planlar değişmiş olabilir ama tekrar süreci başlatırsalar ve parayı tekrar şirkete ya da karşı tarafa ödeme durumu adımını atarsalar vizeyi alma imkanları olacak. Bu çok doğal bir şey. Zaten vizeyi de alamadılar. Gelip firmayı da aktif hale getirecek bir durumları söz konusu değil. Altı ay geçmek vatandaşlığı etkiler mi sorusu. Bu soruyu az önce geçtik. Evet. E2 vizesiyle Amerika'ya yerleşiyoruz. Vatandaşlık hakkı kazanma şansımız var mı? Bu çok sorulan sorulardan biri bize de geliyor. İlk önce bir 5 yıl alıyoruz değil mi? Sonra uzatabiliyoruz. Evet. Bu vatandaşlığa gider mi? Evet. Şimdi şu var, E2 vizelerindeki yatırım yeşil karta gitmiyor. Yani siz tabii vatandaşlığa gidebilmeniz için önce yeşil kartı alıyor olmanız lazım. Yeşil kartı alamıyorsanız dolayısıyla vatandaşlığa gidemiyorsunuz. Bunun istisnası iki türlü genelde gördüğümüz yatırımcılarda. Bir tanesi
Eğer yatırımcı yatırım yaptı, 100 bin dolarla bile başladı ama yarın istihdamı büyüttü, işler gelecekte gelişti ve daha fazla yatırım koymaya başladı. Hı hı. Tabii önceden bu rakam daha düşüktü, 500 bin de mümkündü. Ama şimdi 1 milyon dolara yakın bir yatırıma çıktı. Sadece yaptığı işten bahsetmiyorum, ek getirdiği yatırımlardan bahsediyorum. Ve çalışan sayısı onu geçti ya da onu buldu diyelim. O zaman aslında o yatırımcı artık EB5 vizesine başvurabilir kendi firması üzerinden. Ve EB5'e başvurduğu zaman bu aslında onun yatırımdan green card'a götüren bir durum. E2 vizesinden dolayı gitmiyor ama E2 vizesinde yaptığı yatırımın üzerine ek yatırımlar yaparak o yatırımı da değerlendirip gidebiliyor şeye, yeşil karta. Büyüyor. Büyüyor tabii. Bir bu taraf olması gerekiyor. Ya da genelde gördüğümüz yatırımcılar yatırım yaptıklarında ya kendileri ya da eşleri, mesela kendileri yatırım yapmış oluyorlar, işletmeyi işletiyorlar ama eşleri çalışma izni aldıkları için bir firmada çalışmaya başlıyorlar. Ve dolayısıyla herhangi bir yerde çalışabildikleri için firma mesela onlara yeşil kart başvurusu yapabiliyor. Doğru diyor. Aynen, sponsor oluyor, aynen. Dolayısıyla o sponsorlukla da bütün ailenin yeşil karta gitme imkanı doğuyor. Asıl gördüğümüz yaygın olan bu, tavsiye ettiğimizde bunun üzerinden gitmek oluyor. Çocuklarımızın pasaportları Temmuz ayında sona eriyor. Türk konsolosluğu bu hizmeti vermeye devam ediyor mu? Evet. Yani Türk konsolosluklarımız gerçekten bu pandemi zamanında bile çok başarılı çalışma yürütüyorlar. Özellikle bu noktada fırsatı gelmişken teşekkür etmek lazım. Özellikle duyduğumuz hikayeler var. Bu tahliye uçaklarıyla ilgili, rahatsız olan kişilerle ilgili gerçekten çok önemli çalışmalar. Evet, o yüzden hani Türk konsolosluklarımız açık, çalışıyorlar. Pandemi sırasında bile belli saate indirmişlerdi kişilerin gelmesini, işlemlerini halletmesini. Bu ortamda tek yapması gereken nerede oturuyorsa o bölgeye yakın Türk konsolosluğumuza ulaşarak onlardan pasaport yenileme işlemi için neler yapmaları gerektiğini öğrenebilirler. Çok bu konuda hızlı cevap alacaklarını düşünüyorum. Evet. Bu dönemde turist vizesi almak daha zor olur mu? Amerikan konsolosluğu turist vizesi gibi göçmen olmayan niyetli vizeleri verirken kişinin Türkiye'deki bağlarına bakıyor. Dolayısıyla pandeminin dışında sizin gene kriterlerinize bakacak. Türkiye'de çalışıyor musunuz? Bir işiniz var mı? Eğitiminiz var mı? İş yeriniz var mı? Ya da bir bağınız var mı? Amerika'ya gidip bu kişi dönecek diyebiliyorsa görevli ve turist vizesini veriyor. Tabii pandemiden dolayı şu olabilir. Tabii ki belli bir politik şey işliyor orada, denge. Nasıl? Çok vize uygulaması veriyorsa, çok sayıda veriyorsalar düşürüyorlar dönem dönem. Çok fazla vermiyorsalar bu sefer o zaman sayıyı arttırabilirler olumlu noktada. O açıdan kriterlerinizi uygun tutarsanız niye gelmek istediğinizi anlatmanız gerekeceğini düşünüyorum. Bu pandemi dönemi sonrası. Bunu yapabildikten sonra olumlu bir cevap olacağını düşünüyorum. Bir de uçaklar, uçuşlar açılırsa neden olmasın, değil mi? Peki, şöyle bir soru da alıyoruz. Siz de biliyorum aynı soruyu alıyorsunuz. Biz şimdi turist vizesi alacağız, başvuruyoruz ama benim de zamanımda Trump hakkında ya da Amerika hakkında ileri geri söylemiş olduğum bir takım laflar var. Şimdi ben onları silsem mi? Bunları bulurlar mı? Bunlar benim vize almama etkiler mi negatif yönde diye sorular geliyor. Bunlarla ilgili ne diyebiliriz? Yani bakarlar mı sosyal medya hesaplarıma kadar incelerler mi? Şimdi zaten inceliyorlar. Yani oradan soruyun cevabını oradan başlamak lazım. Özellikle 2017'de getirilen burada bir kararla özellikle kişilerin vize görüşmelerine gittiklerinde de artık sosyal medya hesaplarının istenebileceğini onlardan ve bu istenirse bunu vermeleri gerektiğinin açıklaması kararı var. Ve dolayısıyla onun yanında da hatta sosyal medyada yorum yapıldığında Amerikan vatandaşı dışında olan kişilerin bu şekilde yazışmalarının dikkate alınacağı belirtiliyor. Ve Amerikan vatandaşları o yorumun içindeyse o zaman onların da postları incelenecek. Bu tarzda 2017'den kaynaklanan bir karar var ortada. Tabii bunu güvenlik açısından yapılacağı açıklanıyordu. Şimdi artık kişiler Amerikan vizesine başvurduğunda Amerikan konsoloslukları zaten kişilerden sosyal medya hesap bilgisini istiyorlar. Dolayısıyla bu hesap bilgisini aldıklarında yani bakmak için istiyorlar zaten. Yani almak amaçları bakabilmek ona. Orada da bakacakları durum iki türlü olacağını düşünüyorum. Bir, bu kişi Amerikan devletine ya da ya da halkına aynen herhangi bir tehdit ve tehlike oluşturumu. İki, bu kişinin gelme niyeti de ortaya çıkabilir o postlarda. Yani hayırlı şimdi bir düşün mesela gelmek istiyorsa, bu belli oluyorsa değil mi? Bu daha bir sıkıntı. Yani şimdi eğer diyorsa mesela postunda
İşte ben hemen gideceğim orada iş bulacağım. Atıyorum, örnek veriyorum. Post yaptı orada ya da gideceğim evleneceğiz hemen kız arkadaşımla buluşacağım. Tabii ben, bizim kastettiğimiz halka açık postlar. Yani yapılan posttan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu arada da turist sitesine başvururken ben gezmeye gidiyorum dediği zaman olmayacak. Yani bu birbirine çelişki doğuran durumlar olacak. Tabii sizin sosyal medya hesabınızın silinmiş şeylerini alma durumları mümkün değil. Ya da önceden ne post ettiğinizi orada available ya orada görünmediği sürece bunu alma imkanları zaten yok diyebilirim bu takipçimize. Tamam, teşekkür ederiz. J1 vizesi yakında, J1 vizesi pardon yakında sona erecek. Ancak yeni bir kurumdan kabul aldım ve uzatılacak. Vize stampı yaptırmadım, bu waiver için başvuruma engel olur mu? Vize stampı yaptırmadım. Şimdi burada C1 ile kastettiğim şey herhangi bu staj ve özellikle 2 yıllık yasak, 2 yıllık evin Türkiye'de geri dönmesi gereken programını geri dönmesini gösteren bir yasağa yol açan vize türü. Genelde 1 yıllıktır. O 1 yıllığın diyelim otellerde çalışıyorsa kişi 2 yıl ülkesine dönmek zorunda olur ve waiver'a başvurur. Şimdi stamp alma durumu şu, eğer kişi, ben detaylar eksik orada biraz ama şöyle söyleyeyim. Eğer kişinin var olan DS formu bir yıllık program veriyorsa ve yeniliyorsa DS formunu, evet o etkiler 2 yıl kuralını. Dolayısıyla 2 yıl kuralını kaldırırken hepsi için kaldırması gerekecek. Eğer yenileyecek ya da yeni bir vize damgası alacaksa 2 yıl kuralını kaldırma işlemine hiç girmemesi gerekiyor. Waiver işlemine hiç girmemesi lazım. Ta ki bütün C1 programının çalışması olacaksa, yani diyelim 2 kez aldı C1'ı ya da 2 kez DS formu aldı. O ikincisini aldıktan sonra waiver işlemini başlasın derim. Umarım faydalı olur kendisi için açıklamam. Benim eşim Türkiye'de ve başvuralı 1 sene olacak. Hala göçmenlikten bir haber gelmedi ona için. Acaba bu virüsten dolayı daha ne kadar sürer? Bu sizin cevabınız olacak daha çok. Pandemiden dolayı diyordunuz ya, daha ne kadar sürer belli değil. Dolayısıyla şu aşamada bunların inanın söylemek çok yanlış olacak. Çünkü önümüzdeki süreci nasıl ilerleyeceğini görmemiz lazım. O sürece göre de yeni processing time'ları göreceğiz. Dolayısıyla normalde belirtilen bekleme sürenizin en azından bir üzerine çıkacağını düşünmelerinde fayda var. Anne baba Amerikan vatandaşı olduktan sonra çocuğun vatandaşlığı 18 yaşı mı beklenir? Bu form birlikte dolduruluyor değil mi, vatandaşlık formu? Şimdi oradaki durum şu aslında. Yani örnek verelim. Diyelim ki anne baba aldı vatandaşlığı ya da işte çocuk green kartı aldı. Buradaki şu bir sürü değişik senaryolar olabilir. O yüzden dikkatmeye çalışıyorum ama burada önemli olan nokta şu. Anne ya da baba ya da herhangi biri vatandaş oluyorsa çocuk eğer 18'in yaşın altındaysa çocuk otomatikman vatandaş sayılıyor. Yeşil kart sahibisi, orada bir kriter var. Dolayısıyla çocuğun 18'in altında olması, green kartının mevcut oluyor olması. Dolayısıyla artık çocuk hiç naturalization denilen sürece başvurmadan citizenship'e başvuru yapabilir. Hatta direkt pasporta başvuru yapabilir. Dolayısıyla orada 18 yaşında olması değil, 18 yaşın altında ise otomatikmen vatandaşlığa geçebilir. Ama tabii dediğim gibi şeyi anlamak lazım. Çocuk ne zaman yeşil kartı aldı ya da çocuk nerede, bunu anlamak lazım diye düşünüyorum. Peki bize sıkça gelen sorulardan başka bir tanesi de 21 yaşına çok az süre kala bu pandemiden önce çocuk için başvuru yapılmış. Fakat pandemi çıkmış, çocuk da 21 yaşını doldurmak üzere tam o arada kalmış. Her yer kapalı olduğu için işlemler durmuş. Bu süreçte hakkımız yanar mı? Bizim dezavantajımıza olacak bir durum oluşur mu diye soruyorlar. Evet, şimdi burada tabii şunu bilmek lazım. Bu tip durumlarda çocuklar süreç başlatıldığında 21 yaşın altındaysa 21 yaşını geçtiklerinde bile bazen hala alabiliyorlar. Orada ama belli bir süre hesaplaması yapılması gerekiyor. O süre hesaplamasının içinde yer almaları gerekiyor. Bu çocukların yaşının geçme durumunu koruması için olan bir yasa diyeyim ben. Dolayısıyla oradaki durumu, ama şöyle olmuyor. Yani çok uzun süre geçmesi ya da belli bir durum var diyelim, başvuru yaptılar onun göçmenlik vizesi için. Bu göçmenlik vizesinin bekleme süresi kadar bir süreyi geri verme durumu olabiliyorlar çocuğa. Ama pandemi bunların içinde değil. Pandemiden dolayı gecikme ya da konsolosların kapalı olması onun bir parçası sayılamayacak. Dolayısıyla
bir risk olabilir orada çocuğun alamama durumu ya da çocuğun bu sefer 21 yaş üstü çocuk kategorisine geçmesi ve beklemesinin uzaması durumu da söz konusu olabilir. O noktada bir hesaplama yapılması lazım. Zaten olup olmayacağını Amerikan konsolosluğu onlara söylüyor olacak. Başka bir soru var. E2 yatırımı yapabileceğimiz işletmeyi Türkiye'den nasıl bulabiliriz? Uzaktan araştırmak zor. Bu konuda siz yönlendirme yapıyor musunuz demişler. Şimdi şu var. Dediğim gibi yatırım uzmanı değiliz. Özellikle bu yatırım noktalarında da herhangi bir yönlendirmeye çok fazla girmemeye çalışıyorum. Risklerinden dolayı kişinin daha sonra batmasının sebebini bize kadar götürmesin diye. Bu tip durumlarda genelde biz dışında durmayı seviyoruz. Benim tavsiyem şu olur. Uzaktan yatırım çok mantıklı bir şey değil. Yani buradan benim genelde yatırımcılara tavsiyem, bir kez yatırım yapacaksanız önce vizeyi almanız gerekiyor. Şimdi turist vizesini almalarını tavsiye ediyorum ben bu tip yatırımcı arkadaşlara. Turist vizesini alsınlar ve gelip burada görmeleri gerekiyor. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Uzaktan tabii ki yatırım yapabilirler. Tabii ki emlak alabilirler. Bunda bir engel yok. Ama yarın herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmama, herhangi bir dolandırma ya da kötü durumla karşı karşıya kalmamak için yapılacak şey gelip bizzat görmek ya da yetkili birini tayin edip göndermek. Bu tip şeyleri yapmalarında fayda var. Tabii biz yönlendirmede bulunmuyoruz ama eğer bir işletme alıyorsalar, online baktılar, mümkün bunlar biliyorsunuz satılan yerler. Online görüşüp anlaştılar, yeri almaya karar verdiler. Bunlar atılabilecek adımlar, bunlar yapılabilecek şeyler. Ama ciddi bir yatırımcı için ve gerçekten yatırım gücü olabilecek biri için tavsiyemiz kesinlikle gelip buradaki durumları değerlendirmeleri, birebir görmeleri ve ondan sonraki süreci isterseler Türkiye'de dönebilirler, devam ettirmesi mümkün olan süreçler. Nişanlım Green Card sahibi, benim Türkiye'den gelmem için vatandaşlığı beklemeli mi? Bu statüde de başvurabiliyor mu? Başvurabiliyor tabii, bir Green Card'lı siz nişanlıysanız tabii ki sizin için başvurabilir değil mi? Doğru mu söylüyorum? O vatandaş için olan bir şey. Öyle mi? Evet, yeşil kartlılar nişanlarına başvuru, nişanlık işlere başvuru yapamıyorlar. Tamam, evlenmeleri tamam. Gerekiyor ama Amerikan vatandaşlarının nişanlıyı getirme hakkı var. Tamam. Dolayısıyla evlenmeleri gerekecek ya da nişanlısının vatandaşlığa geçmesi gerekecek. Peki. Vatandaşlık sınavı COVID dolayısıyla ertelendi. Ağustos ayında düğünümüz var. Hayırlı olsun diyoruz. vatandaşlık sınavı evet ertelendiyse maalesef şu anda hepimiz aynı etkiden muzdaripiz, onlar da dahil. Amerika'daki şirketlerin sponsor vizesi alması ile ilgili bilgi verir misiniz? Türkiye'de birinin iş bulma şansı yolu nedir? Şuna dönüyor. Tabii Amerika'daki firmalar bir yabancılara çalışma vizesi izni alabilme durumları olabilir. Çalışma vizesi diyeyim daha çok. İki, onlara oturum alabilme, yeşil kart başvurusu yapabilme imkanları olabilir. Dolayısıyla bu noktada şuna dönüyor tabii, bu takipçinin bu işletmelere ulaşması ya da bu işletmelerin ona iş teklif etmesine dönüyor. Dolayısıyla bunun bu noktada ben yani şeyi tavsiye ederim. Eğer teknik belli alanlarda yetenekleri varsa kişilerin şansının biraz daha olumlu olabileceğini düşünüyorum. Hani bu örnek vereceğim, bir tamirci olabilir, bir berber olabilir, bir usta olabilir, bir belli bir beceri ya da belli bir yetenek ya da geliştirme gerektiren bu tip teknik alanlar Amerika'da çok fazla Amerikalıları yapmadı ve dolayısıyla yabancıların ihtiyaç duyduğu alanlar diyebiliriz. O açıdan tavsiyem buna uygun ilerlemeleri olacak. O açıdan şunu yapabilirler, iş ilanlarına bakabilirler. Çok geniş. Yani Amerika'da iş ilanları var. Bunları takip edebilirler. Tabii bunların arasında dikkat edecekleri sponsorluk yapanları, yani sponsor olmayı düşünen işverenlere bakıyor olacaklar. Eskisine göre baktığınızda bu sponsorlukları vermek daha zor değil mi? Eskiden daha sıktı sponsorlar. Gitgide zorlaştı zaten hani. Şimdi son dönemde. Evet. Aynen öyle, çok doğru söylüyorsun. Özellikle bu yönetimin göçmenlik alanında, sadece yasal olmayan göçmenlik değil, yasal göçmenliği de zorlaştırma alanında çok ciddi adımlar attılar. Tabii tartışılır ne kadar doğru adım attıkları bu noktada, ama tabii ki bir H1B çalışma vizelerini inanılmaz zorlandırdılar. Bu sayede firmaların profesyonelleri getirebilme olayını biraz zora soktular. Bu da firmaları ne yaptı? Kötü etkiledi. Firmalar bir kez
nasıl söylesem heveslerini kaybettiler. Yabancıları almakla uğraşmakla, hani ben alayım mı yabancı getireyim derken, bunun etkilerini çok birkaç yıldır görüyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla evet, firmalarda da biraz bu noktada geri adımlar ya da sürecin zorlaşmasından dolayı girmek istememelerini görüyoruz. Şimdi bir Work and Travelcı arkadaşımız yazmış. Programın açılışında da bahsettik, şu anda öğrencilerin Türkiye'den Work and Travel'la Amerika'ya gelmek isteyen öğrencilerin kanayan bir yarası var. Dün de Cüneyt Bey'in, Jimmy Cüneyt New York City programında, canlı yayında uzun uzun bahsedilen bir konuydu. Arkadaşımız demiş ki Work and Travel için yazıldığım şirket bana hala bekle diyor. En geç Temmuz başında göndereceğiz diyor. Dördüncü sınıfım, seneye gidemiyorum. Sizce Work and Travel'ı beklemek yerine başka programları değerlendirmeli miyim? Bu kişilerin genel mağduriyeti ilk önce ne olur? Nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Sonra da bu arkadaşımızın özel sorusuna cevap verelim dilerseniz. Aynen. Şimdi bu tabii özellikle bu COVID-19 kriziyle en önemli mağdurlardan bir tanesi öğrenciler gibi aslında. Şeyler de, Work and Travelcı öğrenci arkadaşlar da ciddi mağduriyet yaşıyorlar birkaç aydır. Ve bu noktada değişik platformlarda sorular geliyor, cevaplıyoruz, yani yönlendirmeye çalışıyoruz tabii genç arkadaşları. Dün de Cüneyt arkadaşımızın yaptığı yayın gayet güzeldi. Değişik bir yayındı tabii. Hani sorunu çözmeye çalışıyordu. Kolay bir çözüm mü olmayan bir durum zaten. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda ilginç bir gelişme. Work and Travel'a katılan katılımcıların, genç arkadaşların muhatap olduğu Türkiye'deki danışman firmalar var. Ve dolayısıyla o danışman firmalarında bu sponsor firmalarla olan bir iletişimi var ya da anlaşması var. Tabii bu noktada bence bizim tavsiyemiz şu: eğer programı yerine getirebilecekseler olabilir, mantıklı. Çünkü burada zaten şu an gelmeleri mümkün değil. Gelebilmeleri uçuşların açılmasına bağlı. Bu aya bağlı, Haziran'a bağlı. Ve Haziran sonu ya da Temmuz başı gelinebilecek gibi görülüyor hala. Çünkü normalde de zaten Work and Travel genelde Haziran'ın ortalarında gelen bir programdı. İnsanların, öğrencilerin geldiği. Ha, bu durumda Temmuz'un başında sarkabilir, çok ciddi bir şey değil. Ama tabii ondan sonra da daha uzarsa çok bir mantığı kalmayacak. Yani yaz bitmeye başlayacak. O açıdan bu noktada benim tavsiyem danışman firmalarla iletişimi iyi tutmaları ve bu noktada da eğer vizeyi almış durumdaki, kastediyorum, tahmin ediyorum bu soran kişi. Dolayısıyla eğer almışsa vizesini ya da Temmuz'un başı gibi ya da bu ayın sonu gibi gelebilecekse programı hala yapabilecek durumda. Şimdi benim dünkü Cüneyt arkadaşımızın yayında da tavsiyem şu yönde oluyor herkese. Bir, kişilere bir şekilde, yani danışman firmalara bu genç arkadaşların mantıklı bir çözümlerle gelmeleri. Yani bir, kesinti mi yapılacak? İki, kesinti yapılmayıp tekrar gelecekse de bu programa katılmaları mı sağlanacak? Eğer bu kişiler son sınıf değil de bu arkadaşımız gibi değilseler, gelecekseki programa bir, herhangi bir masrafa girmeden katılmalarını sağlamaları bence en güzel çözüm olur bu noktada. Ya da dördüncü yıldır programı bitiyordur, katılması mümkün değildir ama belki o hakkını devredebileceği başka birini gündeme getirmeleri. Bu noktada da Amerika'daki sponsor firmayla da görüşüp, biz A öğrencisi için bu çalışmayı yapmıştık ama pandemiden dolayı gelememe durumu, ama seneye biz bunu aktarmak istiyoruz deyip ve seneye o uygulamaya sokup arkadaşında o hakkını başka birine devredip oradan parasını almasına imkan sağlamaları yol açar. Diğer bir durumda, eğer bu mümkün olmayacaksa, iade noktasında biraz daha şeffaf olmaları, kesintiyi daha makul tutabilmeleri ve kesinti neyse onu açıklamaları. Yani bunun üzerindeydi evet. Dünkü şeyde. Dolayısıyla hani tamam, 750 dolar mı kesiliyor, ne kadar kesiliyor, neden kesiliyor, neden kesildiğini açıklamalarında fayda var. Bunu yapabilirseler, bizim de söylediğimiz kalem kalem diyebilirler ki, bak DS masrafı bu kadardı, işte kargo masrafı bu kadardı, işte bizim belli bir giderimiz var, onu şu kadarını biz ancak alalım burada sizden dediklerini sağlayacak bir duruma girmeleri bence ideal olur. Çünkü öbür türlü bir çözümü yok gibi. Evet. Bizim genç arkadaşlara da bu noktada tavsiyemiz biraz daha birlik hareket edip, ama bu tabii birlik derken
hani kötü saldırılara birlikte değil yani. Hani bir araya grup olarak gelelim, ortak kötü laflar söyleyelim. Ortak bir ses çıkarabilmek, ortak bir kamuoyu yaratabilmek için, evet. Onlar da onu yapıyorlar şu an. Bir aydır ben genç arkadaşlarımın onu yaptığını görüyoruz. Yani kamuoyunu bilgilendiriyorlar, değişik şehirlerden destek alıyorlar bizler dahil. Kim sabır sesleri kalmadı. Duysun diye çalışıyorlar. Onlarda da sabır kalmadı artık, evet. bekleye. Evet. Zaten zaman geldi, Haziran oldu. Aynen öyle. Bir de tabii şunu anlamak lazım. Gün sonunda şu da var ama. Bu yaşanan krizden dolayı ne olacağı belli değil. Gelip gelemeyenler tabii olacak. Ama aynı anda da neyin olacağı da belli değil. Bir de program resmi olarak iptal edilmiş değil. Dolayısıyla hani bu noktada iki tarafın da birbirini anlaması ve dolayısıyla ortak bir çözüm bulmaları ideal. Ha, bir ortak çözüm ulaşmıyorsa bu noktada genç arkadaşların gerekli mercilere başvurmalarını söyledik. Yani ki bu şekilde bu işler olacak. En son bütün bu mercilere başvurular olmuyorsa hukuksal haklarını arayacaklar Türkiye'de bütün bu olaylardan sonra. Dolayısıyla tabii beklenen bir şey değil bu, yaşanan bir durum değil ama aynı anda da danışman firmalara da tavsiyem bu dönemde örnek olmaları. Yani bu dönemde tamam bir şey yapılabilir, ne yapılabilecekse o örnek olacak dönemdeyiz. Hani bunu bu dönem böyle geçsin diye görmemeleri lazım. Çünkü bu gerçekten danışman firmalara da zarar verecek. Çalışan edenleri etkileyeceğini düşünüyorum bu dönem sonrası. Öğrencilerin bu şekilde memnun edilmemesi, mutlu edilmemesi, sadece bir parasal gözle bakılması olumsuz bence etkileri olacağını düşünüyorum. Yani düşünsenize YZ jenerasyonu interneti en iyi kullanan jenerasyon ve itibar kaybı çok tehlikeli olabilecek bir şey. Çok ciddi şekilde itibarı korumak için firmaların da çalışması gerekiyor ki bir an önce ortak yol bulunsun. Biz dün şunu söyledik dünkü yayınımızda. Düşünün ki Amerikan konsolosluğu bile, elçilik, ki bize mesela sorarlardı. Yani başvurdum, işte vazgeçersem işte vize görüşme ücretim geri alabilirim. Yok, geri alma yok. O gitti. O ayrı bir konu. Ama bu dönemde bile Amerikan konsolosluğu şunu açıkladı. Vize başvurusu şey yapıp alıp gidemeyenler ya da hani randevuya gelemeyenler, ödemeyi yapmış olanların hakkını saklı tutacaklarını açıklıyorlar. Yani dolayısıyla Amerikan elçiliği bile bu noktada bize ödediğiniz başvuru ücretini, tamam mı, şey için, vize için ücreti, evet, biz sizin öğrenci vizesi, turist vizesi için kullanabilmenize imkan vereceğiz bir yıl dediği bir ortamda danışman firmalarımızın daha yeteğe geçip bence istediği mantıklı bir çözümle gelmelerinin uygun olacağını düşünüyorum. Evet, bakıyoruz tekrar. Bir önceki yayında sorulan soruların bir kısmını kaybettik. O yüzden bu arkadaşlar yazıyorsa. Bu arada şu bilgiyi vermek istiyorum. Biz burada canlı yayın yapıyoruz ama Ayhan Bey sosyal medyada sık sık sorulara cevap veriyor. Zaten çok ciddi canlı yayınlar yapıyor ve YouTube'dan da belki de sormuş olduğunuz soruların cevabını YouTube'da soru çektiği videoları var. Onlardan da bakarak sorunuza cevap bulabilirsiniz. Tabii. Elbette ki bu canlı yayınlarda bir müvekkillik ilişkisi oluşmuyor. Tabii ki her durum sizin özelinizde incelenmeli. Ancak cevaplayamadığımız sorulara kendisinin YouTube sayfasından da, videolarından da ve Instagram hesabından da, Avukat Ayhan Öğmen hesabından da görebilirsiniz. Çok güzel. Bizim YouTube hesabımızda yani Ogman Love diye geçiyor. Ogman Love diye girerseler YouTube hesabımızda bulmaları mümkün olacak. Evet. Bir de biz bu yayını da YouTube kanalımızda paylaşırız. Çünkü arada ben mesajlarda görüyordum, soruyorlardı size. Yani kayıt edilecek mi? Bu kayıt ediliyor bütün yayın. YouTube kanalımızda da mümkün olacak takipçiler için. Evet, bunu da tekrar cevapları paylaşabilirsiniz sosyal medyada gibi. Aklınızda olsun. H1B vize çekilişinden sonra form onaylandı. Türkiye'deyiz. Bundan sonraki aşamalarımız nedir acaba? Bundan sonraki aşamaları Amerikan konsolosluğuna randevu almaları gerekecek. Vize, yani vizeler açılır açılmaz randevu alacaklar ve oradan H1B vizesini, pasaportlarını almaları gerekecek, damgalanması. Ve ondan sonra da kendileri Ekim'den önce, 30 gün öncesinden olabilir ya da işte Eylül gibi, Ekim 1'den önce Amerika'ya giriş yapabilirler.
Peki çok sık aldığımız bir soru var. Bize de bu mesaj geliyor ve hatta böyle ricaya varan mesajlar bunlar. Green Card çıkması durumunda adres vereceğim kimse yok. Amerika'da tanıdığım kimse yok. Bana adresinizi verebilir misiniz? Sizin adresinize gönderebilir miyim? Ya da kime yönlendirmeliyiz gibi sorular var. Bu konuda ne yapılması? Benim tavsiyem bu noktada takipçilerimize şu olacak. Bir şekilde bu adres durumunu çözmeleri lazım. Burada zaten hani illa tabii gün sonu şunu unutmamaları lazım. Verecekleri adrese green card geliyor olacak. Şimdi evet. Bu noktada bir problem yaşayabilirler. Kart ulaşmayabilir, kaybolabilir. Bu noktada tavsiyem ya bir kalacak yeri netleştirirseler, hatta kiralayabiliyorsalar gelmeden önce bir eğer ufak bir odayla başlayacaksa tek kişiyse bunlar. Dolayısıyla bir yeri ya kiralasınlar, baştan hazır etsinler. Onun dışında bugün bana şey geldi ama ilginçti. Ben de tabii cevap verdim ama şey noktasında P.O. Box yani bu posta kutusu kiralayabilir miyiz? Yani posta anlamında yapabilirler. Bir engel olan bir durum yok. Gün sonunda eğer postanın ulaşımı için kullanılacaksa o posta anlamında adres olarak verilebilir. Ama tabii bu kalacak adres diye geçmeyecek. Kalacak ya da yaşanacak adres olarak geçmeyecek. Posta kutusuna ulaşsa da o posta kutusundan çıkarıp tekrar kişiye teslim edecek biri lazım ki o kartla ülkeye giriş yapsın değil mi? Yok o anlamda değil herhalde. Benim tahmin ettiğim şeyi soruyor bu arkadaşlar. Şimdi göçmen vize göçmesine girecekleri için ve daha sonra bir adres bildirmeleri gerekecek. Amerika'ya gelebilmeleri için onlar geçerli vizeyi alacaklar. Göçmenlik vizesini alacaklar. Pasportlarına basılacak. Tamam. Dolayısıyla Amerika'ya green card ellerinde olmadan gelecekler ki tamam. Green card alabilmeleri için fiziksel o ön aşaması. Fiziksel giriş yapmaları gerekiyor. Bu hani green card'ın yenileyenler gibi olabilir sizin dediğiniz ama bu yenileyen değil. Daha yeni alanlar. Amerika'ya fiziksel giriyorlar. Girdikten sonra o belirtileri adrese posta gidiyor. Dolayısıyla o post ofise giderse kendileri alabilecekler oradan ya da bir yakınları alacak. Çünkü bazen kişi gelebiliyor ama kart gelmiyor. Bir dönmesi gerekiyor. İşlemlerini için halledecek belki Türkiye'de ve geri gidiyor. Birinin onu alması gerekecek. Bu noktada tabii hani tanıdık var mı yok mu yoksa bir yer kiralanması mümkünse bu tip durumları bakmalarını tavsiye ediyoruz. Yani bana otel bir adresi verebilir miyiz diyorlar tavsiye etmiyoruz onu. Çünkü bu sefer kartın kaybolması demek olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence en güzel yapacakları şey geçici bir adresi bulmaları ya da kiralamaları bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar E2 süreci oldukça kapsamlı avukatlarla çalışmanız gereken ve kesinlikle ABD'ye giden giderek işlerinizi halletmeniz gerekmekte. Evet takipçimiz bir başka soruya cevap vermiş. Evet E2 süreci dinledikçe bize de kapsamlı geliyor. Profesyonel olarak bunu halletmek şansınızı arttıracaktır diye düşünüyoruz. Klima ustalık belgem var ama lise mezunu değilim. Green card çıkarsa konsoloslukta bir sorun olur mu? Lise mezunu olmak bir kriter aslında ama ustalık durumunda bir sanki farklılık var. Yani şöyle var şimdi tabii bunun detaylı bakılması gereken bir durum bu. Şimdi ya kişi eğitim anlamında kriter uyuyor o da en az lise mezunu olmak ya da belli bir iş alanında en az bir 5 yıl içinde diyelim belli tecrübeye sahip olması gerekiyor. Klima ustalığı sanki buna girebilecek diye düşünüyorum ben ama tabii benim bu durumda takipçilerime tavsiyem şu. Başvuruyu yapmalarında bir sıkıntı yok başvuru yapabilirler. Ama başvuruyu kazandıktan sonra özellikle eğitim değil meslek anlamında adım açacaksan o zaman bir görüş almalarını tavsiye ediyoruz. Şimdi benim de açıkça işin gerçeği bakmam gereken bir şey bu. Burada önemli olan o iş pozisyonunun konsolosluğun isteyeceği bir SVP kodu var. Onun içinde olması gerekiyor. O yeterliğe sahip bir iş alanı olması gerekiyor. Ona göre cevap verilecek bir durum diye düşünüyorum. Ben bu noktada çok hani net cevap veremiyorum çünkü detaylı bakılması gerekiyor. Tamam. Online satış işi yapabilir miyim? Henüz bir çalışma iznim yok. Şimdi çalışma izniniz olmadan çalışmayı tavsiye etmiyoruz kimseye. Çünkü bu sefer var olan yasal durumlarının ihlali demek. Ama şunu yapabilirler. Şirket kurmalarında bir engel yok. Kurdukları şirketin iş yapmasında bir engel yok. Ama kendilerinin bunu yapabileceğini düşünmelerinde yanılırlar. Ve bu noktadaki girişimcilere tavsiyem kurun belli bir şeyi ya da kurarken bir ortakla ya da biriyle kurun ki o fiziksel çalışmaları yapabilecek vatandaş olan, yeşil kart olan, izli olan kişilerle adım atın. Ya da öyle birini işe alın ki siz en azından çalışmaları yapmak zorunda kalmayın. Sadece sahibi olarak kalın ki bir süre sonra da yatırımcı vizesini değerlendirin diye tavsiyemiz bu oluyor.
Ayhan Bey fanlarınız var. Ayhan Bey efsane biri bence yazmışlar size. O sizin ve onların güzelliği, estağfurullah. Çok güzel yorumlar var. Özelden de alıyoruz çünkü zaman zaman size danıştığımız sorular ya da size yönlendirdiğimiz kişilerden bize gelen cevaplar. Başka bir soru. Olağanüstü başarı turu Green Card başvurusunda kardeşim son aşamadaydı. Geçen hafta son evrak olan sağlık raporunu istediler. Mülakata çağıracaklar mı? Olağanüstü başarı turu Green Card başvurusu. Amerika'da olduğunu söylüyor değil mi bu kişi? Orayı anlayabildik mi? Yok, onunla ilgili bir bilgi yok. Ha, tamam. Ben şöyle söyleyeyim şimdi. Normalde Amerika'daki başvuru ise bu. Buradaki yapılan bu tarz başvurularda normalde görüşmeye çağrılmama durumu oluyor. Pandemiden dolayı nasıl olacağını görmek lazım. Sağlık raporunu istediyseler büyük bir ihtimalle zaten görüşmeye çağırmayıp onaylama durumuna geçeceklerini düşünüyorum. Tamam. Siz artık daha fazla yormak istemiyoruz. Şöyle bir bakıyorum. Estağfurullah. Farklı sorular var mı diye. Ben statü değişikliği yaptım ve pandemi sürecini Amerika'da geçirdim. Bu benim için negatif bir durum teşkil eder mi? Ben anlamadım, siz anlamış olabilirsiniz. Evet. Yok, herhangi bir negatif, kötü bir etkisi yok. Sonuçta siz burada belli bir statüde kalıyordunuz ve statünüzü değiştirdiniz ve pandemiden dolayı gidemiyorsunuz. Bunu sonra açıklanabilecek bir sebep, bu değişikliği yapmakla var olan statünüzü ihlal etmemiş olmanız daha önemliydi. O yüzden bir sorun teşkil etmez. Green Card çekilişinde değişiklik var mı? 6 Haziran tarihi henüz değişmedi. Eğer değişiklik olursa yine bunu aktarıyor oluruz. Aynen. Türkiye ve Bulgaristan'da çifte vatandaşlığın varsa Green Card'da 5 yıl sonunda ABD vatandaşlığı almamda sıkıntı olur mu? Bir bağlantısı var mı? Ülkeler neresiydi? Bulgaristan. Bulgaristan ve Türkiye çifte vatandaşlık. Yok, şimdi şu var. Hani çifte vatandaşlık durumu ya da bir ülkenin sizi kabul edip etmeyeceği olayı onların dış politikasıyla ilgili ve karşılıklılık ilkeleriyle bağlı. Yani şöyle düşünelim. Nasıl Almanya ile Türkiye arasında böyle bir durum vardı. İşte Türk vatandaşı, Alman vatandaşı olmaman lazım. Aynı anda durumu vardı diyelim. Ama bir şeyde Amerika'da öyle bir şey yok. Özellikle Amerika ile Türk vatandaşları arasında öyle bir ayrım yok. Dolayısıyla kişi çifte vatandaş olabiliyor. Kişinin Bulgaristan vatandaşlığında olmuş olması da engel bir durum olacağını düşünmüyorum. Amerikan vatandaşı olması. Dolayısıyla bu kişinin iki vatandaşlığının olmuş olması, Amerika'ya da ekli olması bir engel değil. Önemli olan nokta vatandaşı olacağınız ülkenin sizin vatandaşlığı olduğunuz bir ülkeyi kabul edip etmemesi aynı anda vatandaşlıkta. O zaman o mümkün olmuyor. Yoksa iki ya da üç olmasının bir önemi yok. F1 statüsüne sahibim. Ailem beni ziyarete kolayca gelebilir mi? Kanatların açıldığı bir dünyada. Evet. Şimdi şu var, aynen, uçuşların açıldığı bir dünyada diyelim. O mümkün olacak ama burada tabii mesele şu. Önemli olan anne babanızın vize görüşmesine gittiğinde neden geldiğini, niye sizi ziyaret ettiğini ve konsolosluğun buna tatmin olması önemli. Konsolosluk buna yeterli kanaat getirdiği sürece seyahat etmelerinde bir problem olmaz. Bir de tabii sen de dediğin gibi, ben uçuşların açılmasam bu pandeminin biraz daha inmesi belki yaşlı olan anne babaların uçmasına daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bu sene sahte pasaport numarasıyla başvuru yapanlar olduğunu okuyorum çekiliş yaparken. Bu kişiler elenecek mi yoksa talihli olup mülakat sırasında mı elenirler? Anlaşıldığı anda yani elenirler işte, muhtemelen. Evet, yani burada tabii kastettikleri ne zaman anlaşılır diye soruyorlar. Ben sorunun cevabı çok basit. Sahte bilgiyle bir başvuru yapmışsa o kişi hiç düşünmesin oradan ilerleyebileceğini. Dolayısıyla aslında bir nevi geçerli pasport ya da doğru pasport bilgisini getirme amaçları büyük ihtimal bu. Çünkü doğru kişilerin başvurularımız, gerçek kişilerin başvurmadığını görmek. O açıdan hangi aşamada demek çok zor ama gün sonunda göçmenlik vizesi alamayacak o kişi. Hı hı. Uçuşlar ne zaman başlıyor denmiş. Keşke biz de bilsek. Şu anda birçok bu konuda söylenti var. Yani biliyorsunuz Eylül ayı ile ilgili bir bilgilendirme var. Bizim öngörümüz Temmuz ayıydı. Ama geçen gün Türk Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı'nın da söylediği gibi görüşmeler devam ediyor diyor. Amerika'nın belli bölgeleri açılacak. New York daha geç olacak ama şu anda kesin bir tarih veremiyorum dedi kendisi. O yüzden
Dolaşan listelere henüz itibar etmeyip gelecek resmi haberleri bekleyelim hep beraber. Yine aktarıyor olacağız bunu da. Kesinlikle. Benim eşim Amerika vatandaşı. Green Card başvurumuz NVC tarafından, o bilmiyorum tamam. Dedim. Belgelerimin onaylandığı konumdayız. Ankara'da görüşmeye gideceğiz ancak randevu verecekler mi bilmiyorum. Covid sebebiyle ne durumda bir süreç? Yani konsolosların açılmasını bekleyeceksiniz ve konsoloslarda randevu verilmesini. Zaten NVC aşaması dediği şey bu takipçinin. Visa Center aşaması, kişinin Amerikan konsolosu randevusu öncesi bulunduğu kurum dosyalarının. Dolayısıyla o kurumdan zaten her şey hazır anladığım kadarıyla. Sadece konsolosluğun size ne zaman randevu verebileceği zaman kesinleştiğinde o zaman size gün bildiriliyor olacak ama onu bekleyip görmemiz gerekecek. Son iki soruyu artık sırayla alıyorum ve çok teşekkür ederiz bize yanıt verdiğiniz için. Birincisi, daha önce Amerika'ya turist olarak geldim. Eşim Ukraynalı ve Türkiye'den başka bir yere gitmedi ve biz Türkiye'de yaşıyoruz. Amerika'ya turist vizesi alırken problem olur mu? Eşim ve çocuklarıma vize çıkar mı? Denmiş. Yani eşinin, orayı bir kaçırdım son noktayı da, eşinin Ukrayna vatandaşı olmasının mı bir sorun olur bu demek evet, istiyor. Evet ve Türkiye'den başka bir yere gitmemiş, Türkiye'de yaşıyorlarmış. Amerika'dan turist vizesi alırken problem olur mu? Şimdi şu var, hani başvuru yapabilir mi noktasında bir sorun yok, yapabilir. Çünkü Ukrayna vatandaşı olsa bile Türkiye'de yaşıyor, ikametgahı var. Önemli olan Türkiye'deki Amerikan konsolosluğunun yetkisi altına giren bir yerde yaşıyor olması. Ve dolayısıyla orada yaşadığı için turist vizesi başvurusu yapmasında bir engel yok. Turist vizesi başvurusundan olumlu sonuç çıkar mı noktası tabii ki konsolosun değerlendirmesi olacak. Ve biraz önce saydığım kriterlerde Türkiye'deki bağları, ülke dışında tabii nereye gitmiş, ne kadar gitmiş önemli şeyler bakıyorlar. Dolayısıyla vizeyi verip vermeme konsolosun değerlendirmesine kalacak. Green Card çekilişinde değişiklik var mı soruları var. Şu anda 6 Haziran dedik. Thumbs up bir güzel mesajlar gelmiş. Green Card alındığında turistik vizemiz iptal oluyor mu? Tabii o zaman Green Card'la oluyorsunuz. Giriş çıkışlar ne ile sağlanıyor olacak? Aynen, Green Card'la sağlanıyor olacak. Artık turist vizesinin bir önemi kalmıyor. Kullanmamaları gerekiyor zaten turist vizesini. Zaten kullanamayacaklar çünkü girerken Green Card sahibi oldukları görülecek. Evet, artık çünkü zaten Green Card'la olacaksınız. Hı hı. 4 Haziran'da UCS'in açılacak olması DV Lottery kazananlar için iyi bir haber olabilir mi? Konsoloslukların yakında açılabilmesi gibi. Amerika'da zaten Türk konsoloslukları çalışıyor. Türkiye'dekiler açılmak üzere uzaktan çalışıyorlar. Değil mi? Yani. Evet. Yani şimdi şu var tabii. Burada şu an göçmenlik dairesinin 6 Haziran'dan açılmaya başlaması... Şu an Green Card'ı 6 Haziran'da kazanacakları çok etkileyen bir durum değil. Hı hı. Bu zaten kazananlar gelecek yıla kadar alabilecekler. Tabi bu arada konsoloslukların Türkiye'de açılmış olacak zaten. Ve ondan sonraki randevu sürecini görmemiz gerekecek. Evet, ben diğer sorulara da şöyle baktım. Artık ikinci yayın saatimizi de neredeyse doldurmak üzereyiz. Ayhan Bey'in kendi Instagram hesabına bundan sonra sizi yönlendirmek istiyoruz. Sorularımızın devamını kendisine yönlendirebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'dan da videolarını incelemenizi öneriyoruz. Kendisi gayet sık biçimde gündemden haberdar ediyor ve sorulara yer veriyor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve Amerika hakkında genel gündem yorumlarınız için aynı zamanda. Arayı bu kadar açmayalım Ayhan Bey. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere diyelim. Kesinlikle. Ben öncelikle çok teşekkür ederim zamanın için ve takipçilerinin de soruları ve ayırdıkları zaman için çok değerli. O açıdan ben teşekkür ediyorum hepinize. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğiz. Dediğiniz gibi olmadı gelecek ayda bir şey belirleriz. Tahmin ediyorum sıcak olacak gelecek ay olaylar. Hem konsolosların açılma durumu hem göçmen terzi hem açılmadan sonra yaşanacaklar. Bence asıl o ilginç olacak. Hani açıldı her şey bitti olmayacak. Dolayısıyla açıldı. Şimdi açılan ortamda nasıl yaşam ilerleyecek başlayacak bence sorular. Ve dolayısıyla gelecek ay itibariyle de tahmin ediyorum güzel bir yayın beraber tekrar yaparız. Ben çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ederiz. Bye. Bye.